Dilara ben. Aa, merhaba, ikinci Mert geldi. Gel şuraya. Merhaba dedim. Tahmin ediyorum. Beyza Hanım. Ben de tahmin ediyorum şu anda. Eski yarışmacı olabilir mi? Haydi. Şaka mı? Hayırdır oğlum? Şaka mı kanka? Ne oldu? Erkek oğlum o kimdi lan? O kim oğlum? Sürpriz. Şaka mı kanka? Oğlum elenme harbi bir diskalifiye oldu. Şaka mı moruk mu? Hayda. Hiç hoş değil. Bak işte şimdi benim ben gerilmeye başladım. Evet, bugün de tam tersi olacak. Gelsin. Dur. Ver sesi. Oğlum bana benziyor çocuk. Ver sesi. Hadi ses, ya. Ses ya. Ses değil, ekran da gitti. Ben gerildim şu anda, canım sıkıldı. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle oluyorsa... Beyler diskalifiye İnşallah var. İstemeyeceğim bir şey yapmaz. Hoş geldin. Hoş buldum. Bir Mert daha yeni aday mısın? Evet, Mert daha yeni aday. Yeni aday mı? Hoş geldin. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 27. 27. Burcun ne? Aslan. Aslan. Ne? Neresin? Aslen Çankırılıyım ama doğma büyüme İstanbul'dayım. İstanbul. Ne iş yapıyorsun? Kendi iş yerim var, tekstil üstüne. Mağazalarım var. Bir kadında aradığın üç özellik ne? Özgüvenli olması, kendinden emin olması. Bir de beni anlaması benim için çok önemli. Ay, anlaşılmak merhaba, duygusu değil mi? Çabuk. Ne kadar ortak noktamız var. Ay, canını da getirmedi. Bardakta getirdi. En son ilişkin ne zaman bitti? En son ilişkim 2 ay önce bitti. Bir şey yok. Neden bitti? Şiddetli anlaşmazlıktan dolayı. Yani ne kadar şiddetli, geçimsizlik yalnız. Geçimsizlik, anlaşmazlık diyebilir. Benim için anlaşma daha önemli. Geçim değil de anlaşma konuları bana daha çok sıcak geliyor. Bir de aslan burcusu, sen zor bir karaktersin. Çok zor bir karakter değilim. Kişiye göre şekillenen bir karakter. Egoist olduğunu düşünüyor musun? Kişiye göre ego yaptığım oluyor ama çok egoist değilim. Yani tanıdıkça daha çok anlayacaksındır büyük ihtimal. Ama öyle ego kişiye göre yaptığım bir şey. Değil. Sevgililerin arkandan konuştuğu en güzel cümle ne duyduğun sonradan? Hayatta burada böyleydi, iyiydi. İyi bir şey söylediklerini çok düşünmüyorum şey ama hani çok görüştüğümde olmadı açıkçası. Görüşüp de iyi bir cümle duymak herkes zordur duymak çok zor. Kavgayla mı bitti yani hep böyle kötü kavgayla bir şekilde? Çirkeflik mi yapıyordun yani? Çirkeflik yok, çirkeflik çirkinlik yaparak mı bitti? Ben mi? Yani genel. Ben çirkeflik yapmıyorum. Ama şöyle söyleyeyim, anlaşmazlık konuları tamamıyla işimle alakalı. Yani işim benim iyi bir seviyede olduğu için görüşmelerim oluyor. Ya veya bir mekana çıkmam gerekiyor. Okay. Ne iş yapıyorsun? Kıskançlık. Ben tekstil. Tekstil. Bir ilişkiden beklentin ne? Fitness hocası değilmiş. Ay evet ya. Ya da modern. Dur canım, orayı karıştırmayın. Onu söyleme. Onu unutalım o zaman. Yeter evet, onu unutalım. Bir ilişkiden beklentin ne? Efendim? Bir ilişkiden beklentin ne? Yani tamamıyla benim için ilişki saygı ve sevgiden geçiyor. Yani saygılı olan bir insana her şeyi yaparım. Yeter ki saygılı olsun veya anlaşabileyim. Anlaştığım bir insanla ne istiyorsa ona göre şekillenen bir insanım. Evet. Yeter ki anlaşabileyim yani. Şüphe olanları sayayım. Aynen. Ben, Aynur. Tahmin etseydim. Rümeysa. Nihre. Yeliz. Yeliz bir şey gibi. Buse Askı'da. Yok. Şu an emin değil. Tatiana Safi Askı'da. Dilara Boş'ta. Aziz Boş'ta. Yok ki. Nihre böyle bir gel git derdi ama kafası karışmaz. Var mı? Tamam mı? Ne girdiniz mi? Var mı? Ne ara girdiniz? Şimdi bana diyorsunuz ama yani. Ne şey çabuk canım, girdiniz Oğuz'a diye. Girdin mi? Tamam çocuk var, ben de tanıma yolundayım. Dün. Bugün mü? Başka da yok. Dün. Bunlar var elimizde. Girdiler mi? Bugün de devam ediyoruz diye. Dün mü konuştun? Arkadaşlar yeri değil, misafirimiz evet, var. Evet, ben de konuşsan. Şaşkınım şu an, bir tartışma oluyor. Ayıp evet, yani. Tartışma. Çiftleri ben sakinken... Peki bir ilişkide olmazsa olmazım ya. İlişkide olmazsa olmazım, özgüven olması lazım. Karşımdaki insanın da özgüvenli olması lazım. Yani özgüven benim için çok önemli. Ya karşımdaki insanın kendini biliyor olması lazım öncelikle. Kendini peki bilmiyorsa, ne olursa senin için asla olmaz. Mesela şu olursa ne olmasını istiyorsun ona göre konuş. Ben bir şey olacağım senden diye evet, güzel cevap. Ne diyeceğimi bilemedim şu an. Ya senin için soruyorum. Kırmızı mesela, çizgin ne? Kırmızı çizgin ne? Evet. Kırmızı aynen. Çizgin mi? Yani beni hayatımda olan insan beni tanıması lazım öncelikle. Ne yapmamı veya ne yapacağımı bilmesi gerekiyor. Yani benim ne istemediğimi veya ne istediğimi çok iyi analiz etmesi gerekiyor. İstemediğim bir şey yaparsa ben çok sıkıntı çıkartabilecek bir hale dönüyorum ama kendisine değil. Tam ilişki boyutunda. Kıskançlık
konusu var evet. Var, ama aslan burcu var. Aslan burcu. İster, efendim? Astrolojik ister misin? Kısıtlama yapmam yani hayatına göre çünkü ben de kısıtlanmayı sevmiyorum. Acaba ben diskalifiye olup bir de Leyla'ya? Yok. Ama neden sen bir adayız? Kendini Murat. Beyler sen rahatlat. Bilmiyorum öyle hissettim. Leyla'yı hemen öne... Abi şu an ciddi bir problem var. Bir tamamen kötüyü düşündüm yani. Ciddi bir problem yani şu var. Şu an elem... Yani sıkıntı var. Problemden daha çok sıkıntı bu. Yani şu an kime geldi? Neden geldi? Ondan elenme olmadı. Kanka... Hani çok da tedirgin olmaya gerek yok ya. Tedirgin olmaya gerek yok da biz yabancıları pek sevmeyiz sanki. Burada iyi biz. Kanka yabancıları sevmeyiz, saygısız insanı da hiç sevmeyiz aynen. Bu arada yani. İnşallah efendi adamdır. Benim içime kötü şeyler de oldu ya. Öyle hissettim. Olsun. Misafir her zaman başımızın üstünde yeri var. Ya misafir perverliğimizi gösteririz de. Öyle umduğunu şey, değil, bulduğunu şey. Yesin. Umarım iyi gitmez. Çağıralım. Kimsenin elendiğini bilmiyorum dün akşam neler düşündüler Aga. Ozan. Ya zaten diskalifiye olursa kavgayla, aynen, tartışmayla Ozan, alakalı olabilir. Ama önceden söylerlerdi onu. Dün sahnede burun buruna geldim ya. Hani bir temas oldu ya, acaba onunla alakalı umarım o da değildir. Ya temasın benden çıktığını söylüyorsunuz. Ben gerçekten hatırlamıyorum yani o anları. Öyle bir şey olsa diskalifiye olur. Ya yüksekken ben çok geldim. Orada ufak bir böyle bir itme tarzı bir şey oldu ya. Söylemek zorunda değiller ki kanka. Ya umarım biz kötü bir şey düşünmüyoruzdur. Umarım kimse diskalifiye olmaz. İnşallah. İlişkide romantik misin? İlişkide evet romantik. Peki fiziksel olarak kriterin var mı? Ne bileyim yani bir taşın uzun zayıf. Yani daha çok sarışın taraftarıyım ama Esmer'e de hayır demem yani. Ben sorabilir miyim? Tabii ki. Bir kadınla tanışma yola çıkarken başkasından hoşlanır mısın? Bir kişiye bağlandıysam, bir kişiyle tanışma yoluna girdiysem sonuna kadar onunla giderim. Bu arada aklında isim varsa ilk günden söyle bence. Aynen. Sonra şu anda biri var mı aklında gelirken? Yok isim yok. Çok gece kulübüne çıkar mısın? Neyden keyif? Yani haftada bir diyebiliriz. O da yani çok şey olmazsa. Kız arkadaşını çıkar mısın? Kız arkadaşıma da çıkıyor. Kız arkadaşının sensiz çıkmasına izin verir misin? Zor. O bir aslan burcu çünkü. Yani aslan çıkmak istiyorsa benimle çıksın. Niye tek başına yani çıkıyor ki? Sen çıkamıyorsun. Hayır, ben kız arkadaşlarıyla ben kendi sesini kendim ayarlarım. Çok sorun değil mi? Çok yanlış. Seninle konuş kendim ayarlarım. Onun istediği sesini yeterli. Tabii ki. Yani şey bana desin ki ben gece kulübüne çıkmak istiyorum. Ben kendi planımı ekart edip onunla çıkabilirim yani. Tamam, kız arkadaşlarıyla çıkmak istiyor. Ha, evet, ben okay, beş kızlar ona bir şey demiyorum. Alıp onları götürüp seviyeli eğlendirir. Seviyeli bir şekilde. Yani, sonra da geri getirir misin? Hepsini evine bırakırsın. Benim bildiğim bir yerse, tanıdığım bir mekansa sonuna kadar götürürüm. Yani, ama tanımadığım yani, bir yerse saçma. İster istemez. Yani günümüzde az çok biliyoruz neler olduğunu. Evet evet kıskanç asla ama normal. Bat sen ne düşünüyorsun? Oturalım beyler. Neden gelmiş olabilir? Dans olmadı mı ya? Mantıken düşündüğümüzde bir diskalifiye bence var. Bence de ben de daha çok o taraftayım. 10 kişi olmaz yani öyle bir şey yok. Sağmayız biz. Kalabalık sevmeyik. Bir şey söyleyeceğim. Gelecek o zaman geldi. Şu an Öykü Hanım gelebilir buraya diskalifiye varsa. Evet. Abi ben gerilim yüklendim yani. Bilmiyorum. İçime iyi şeyler doğmuyor. Umarım çocuk uğrayıp gider. Beyler olursam da hakkınızı helal edin. Varsa hakkım helal olsun. Helal olsun canım. Ama kötü düşünme. Hiç belli olmaz çünkü olayın içinde sadece sen de yoktun ki. Bu zor bir seçim olacak galiba. Sen nereye bilirsin? Ben mi? Beni seçtim de kaç. Bak ben doğru tahmin yapmıştım. Hazırlanın ama. Hayır o bence şey yani. Şu an tanıma aşamasındayız. Ah. Ben doğru tahmin yapmıştım. Şuradayız. 3.5 numara miyop halimle zor tahmin. Şuraya geçip yaparsanız dansınız. Burada mı yapalım? Evet hepimiz ya arkadaşlar kürsüde günlerdik. Ben dans etmeyi bilmem miymiş? Bilmiyor musun? Yok şaka. Biliyorsun öyle ama. O kadar bence de. Sen de utangaçsın. Evet çok heyecanlandım. Neden? Bilmem öyle ben heyecanlı. Bir de göz teması kuramam. Lütfen bakma. Ben göz temasını çok severim. Ben şu an için kuramıyorum. Bu senin dansını sayamadık artık. Sayamadık. Parfüm güzelmiş. Güzel gözüküyorlar. Evet, koku önemli. Evet bu arada. Yaşı yaşına uygun. Senin yaşın kaçtı? Ben söyleyeyim. Neden? Şey diyeyim şimdi. Sen kaç olsun istersin? 24. 29. 29. Evet. Hiç göstermiyorsun. Tamam 29 işte ya. Yaşlandım. Böyle devam mı edecek bu? Herhalde devam edecek. Ben bitiriyorum.
Ha, yakıştılar bu arada. Ben de ama beğendim. Ama büyük yaş istiyordu ya, 27 olsun, 28 olsun. 27 yaşında mı istiyordun? Öyle bir şey istemiyordum ya Dilara. Dün demedin mi? Ay, yakın yaşına dedi. Yakın. Dün sihir şey yaptık ya. Ha. Manifestimiz tuttu kız. İyi de bize değil, yine ona tuttu. Aynı, sen bakma bana ya. Yine ona tuttu ya. Oğlum, ikimiz yaptık bir de erkekler evine. Yemin ediyorum büyüğüyle getirdik çocuğu. Ne oldu? Anlatırım sonra size. Şimdi anlat. Ya biz manifest yaptık Dilara'yla da, erkekler evindeki her erkeğin çok en iyi özelliklerini böyle bir suyla kavanoza doldurduk. O suyu da tüm evde gezdirdik ki. Ama daha özellik olarak bilmiyoruz ki. Toplayalım. Hı-hı. Hepsi evrim geçirsin ve mükemmel adam. Bu senin evde manifest falan yapma, seninkiler terbiyelik ya. Yaptık, ertesi gün sen geldin. Karakterini bilmiyoruz ama yine de zamanla güzel bir enerji. Çözersiniz yani. Zor, aynen, bir karakter değilim, emin ol. Aslan Burcu gibi zor karakter de değilim. Aslanlar. Yükselenini biliyor musun? Ya aynı anda. Ya burçlarla çok aram yok açıkçası. Bakmadılar mı daha önce? Bilmemesi bakan oldu da şey hatırlamıyorum. Yani bilmemesi iyi bir şey. Demek ki öyle, evet, bir kız girmemiş, evet, hayatına. Burçlarla ilgili mi? Her kadın burçlarla ilgilidir. Yani. Ama mesela şimdi yükselenini bulup bunu sana öğreten kadının yeri çok daha farklı olur. Öğreten yok ama yazan çok oluyordu. Mesela yükselenin şu, şöyledir, böyledir. Bu konuları sürekli konuşuyorsun zaten. Hatırlamıyorsan demek ki kalıcı değillermiş. Hatırlamıyorum, yalan değil, yalan söylüyorum. Bu arada erkekler evi çok sinirli, herkes. Evet. Çok atarlı. Alışabilecek misin? Alışırız ya. Yok daha. Tahammül seviyen nasıl? Çabuk, çabuk sinirlenirim. Yok, çabuk sinirlenmem. Söylemiyorum. Sakin bir karakter. Kelimeyi anlatacak olsaydım, o kelimeler ne olurdu? Ben. Evet, yani gerçekten. Aynı şeyleri tekrarlıyor olacak. Kızlar. Aynı şeylerle tekrarlıyor gibi olacak. Özgüvenliyim. Kendimden eminim. Yani başarı odaklı bir insanım. Bunlar da benim için yeterli oluyor. Yani çalışkansın, özgüvenlisin. Fazlasıyla çalışkanım. Yani dediğim gibi. Evet. Güzel. Yani yoksa kendi iş yerin olmaz, bu kadar çalışan olmaz vesaire. Bir şeyler yapmak için çok çalışmak gerekiyor. İster istemez. Doğru. Bunun için de çabalamak lazım. Yeni kişi gelince demek bu böyle arada oluyor. Şu da olabilir. Şimdi tanıtıyor ya kendini, oturdu oraya. Daha çok böyle etkileşim, diyalog, soru aldığı kişiyle dans etmek kaldırabilir ister. Leyla da çok böyle sorunca hani biraz da kişiyi açmak adına hani genel olarak kadınlar evinde ya da erkeklerde de yapıyor. Hani konuşkan birisi. Kaynaklanıyor. Hani Görkem'i de mesela yeri geldiği zaman çok korudu. Hani şimdi ortama alışsın diye sorular sorabilir. Ben Leyla'yı tanıyorum, böyle bir kadın. Şimdi karşı tarafta çok soru soruyor diye acaba ilgi mi uyandı deyip de yanlış dansa anlayabilir, teklif de edebilir, yanlış yapar. Ama Leyla cevabını verir, ben eminim. Ya dans teklif edilir çünkü şip olup olmadığını bilmiyor olabilir, evet, ama o noktada Leyla reddederse zaten sorun olmaz. Kesinlikle, ama sorması da lazım hani karşıdaki kişinin, kim geldi arkadaş, ismini bilmiyorum. Burada kaldıracak hani kişiler belli zaten, kalkacak kişiler. Evet. Birisi Tatiana, birisi Buse, diğeri Hasret. Şey olarak kalkabilecek, eşi olmadığı için. Dilara, eşi olmadığı için. Doğru, yani daveti kabul edebilecek, diyeyim ben daha doğrusu. Doğrusu olan. Bir de Dilara var. Geldi de etmez. Dilara kesinlikle var, etmez. Bence. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba tekrardan. Bir de bunu çevirmemiz lazım. Evet, çevirelim hemen. Çevirme çok olmuyor mu? Olmuyor, maalesef. Seni çağırdım. Evet, teşekkür ederim. Hı-hı. Yani aklında isim yok. Aslında yok, evet, yok. Tamam, oradaki aldığım elektrikle alakalı bir şey. Kendinden bahsetmek ister misin biraz? Sen sor, ben cevaplayayım bence. Bence sen direkt kendinden bahset. Benim tamam, aklıma bir şey takılırsa sorayım. Adım Buse. 29 yaşındayım, söylemiştim. Ben de İzmir'den geliyorum bu arada. Normalde İzmir'de yaşıyorum. Orada bir işletmem var güzellik üzerine. Tırnak uzmanıyım. Aynı zamanda eğitmenlik yapıyorum. Sektörle alakalı. Eğitmenlik, tırnak üstüne. Tırnakla ilgili, evet. Bu şekilde işte yarışma için geldim. Nelerden hoşlanırsın, ne seversin? Nelerden hoşlanırım? Ben çok sosyal bir insanım, seviyorum sosyalliği, ama böyle tabii
böyle çok fazla hani gece hayatından da daha sakin. İşte yemekli olur. Böyle biraz daha müzik eşliğinde daha falan. Romantik. O tarz daha ya romantik de demeyelim de ondan sonra başka bir şeyi modum yükseliyorsa geçiş yapmayı seviyorum. Direkt o şekilde değil de artık önceden çok severdim bu arada gece kulübüne gideyim, dans edeyim. Dans etmeyi çok geçti seviyorum. Geçti mi diyorsun yani? Geçmedi, hala seviyorum ama sürekli yapmayı değil. Daha da uzun da. O zaman her zaman giderdim, öyleydi. İşte ben de çok fazla ilişkim olmadı. Bir düzenli bir tane ilişkim oldu. 3 yıl sürdü. Ayrılma sebebin neydi? Toksiklik. Yani ondan kaynaklı toksiklik ama çok toksik bir insandı. Beni yormaya başlamıştı artık. Yani şey... Kısıtlamalar vesaire. Kısıtlamadan ziyade kurulma. Çok kafasını kuruyordu. Psikolojik, evet. Neyle alakalı mesela kurduğu şeyler? Yani benim yapmadığım şeyleri yapmışım gibi ima ediyordu mesela. Dışarı çıktığım arkadaşımla birlikte fotoğraf atıp kanıtlamama rağmen işte başka birileri gelmiş de ben söylememişim mesela. Böyle şeyler kuruyordu falan. Biraz psikolojik boyuta döndü yani. Evet. Ya yani ondan kaynaklı seviyordum ama... Dedim artık yorulmak istemiyorum, evet. Zaten o da çok uzun süre oldu. 2020 falan gibi yani. Bayağı olmuş. Da olmadı tabii Yakın bir süreçte olmadı yani. Hı-hı. Öyle sen? Sen sor, ben cevaplayayım istersen. Zaten genel şeyleri söyledin. Hı-hı. İlişkisel anlamda da aslında söyledim. Senin en son ne zaman ilişkin oldu? 2 ay önce oldu. Yakın bir süre. Neden bitti? Dediğim gibi anlaşamadık. Anlaşamadığımız konular vardı. Hı-hı. Anlaşamadığımız için bitirdik. Anlaşamadığın konu... Bu yani, anlaşılmazlık mı? Sen demiştin ya anlaşılmayacak. Bazı şeyler bitti diyebiliriz. Bittiği için de bu anlaşılmazlık. Aynen. Evet. Bir de uzak mesafeye döndüğümüz için. Yani uzak mesafe çok önemli değil. Sorun değil. Hı-hı. Ama ister istemez bir boşluğa düşüyorsun. O boşlukta da anlaşmazlıklar olduğu zaman veya bir şeyler eksik olduğu zaman rayında giden şey rayından çıkabiliyor ister istemez. Evet. Bu da sorun oluyor. Güzel düşüncelerin, güzel genel anlamda yani şey ilişkiye yönelik. Ya çok şu anda kendimi rahat şeyler. Bir aktaramıyorum, emin ol. Yani istersemez heyecan var. Ya çok heyecanlıyım ama belli etmemeye çalışıyorum. Ama tanıdıkça çok relax görünüyorsun bu arada. Öyle olmaya çalışıyorum. Evet, hiç heyecanlı görünmüyorsun yani. Ben daha heyecanlı görünüyorum. Ben bir de biraz utangaçım da. Utangaç mısın? Evet, biraz utanıyorum. Bence değiliz. Öyle çekici. Var mı merak ettiğin başka bir şey sormak istediğin? Ya var ama işte bu 5 dakikaya sığacak bir şey değil aslında. Genel önemlisi anlamda, olan ilişkisel neyse. Anlamda hani sordum. Evlilik konunu merak etmiştim. Hazır mısın yani, mesela? Hani böyle ya tabii ki de şak diye demiyorum. Tabii yani bunu ki. Bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Kimse bu arada. Bilemez. Kader denen bir şey var. Aynen öyle. Ama anlaştığın bir insana, kafa yapını uyuyorsa. Hazırsın yani evlenme gibi bir düşüncen var. Tabii ki. Var yani. Senin yok mu buraya geldin sonuçta? Bir evet ama buraya herkes evlenmek için gelmiyor ki. Flört etmek olabilir. İlişkide kendini görmek isteyebilir. Flört de tabii ki herkesin yani. Kafası flört özdür ilk başta. Hı-hı. Çünkü tanıdığınız zaman hani bir flört aşaması evet. oluyor. Belli bir süreden sonra flörtten sonra evlilik aşamasına geçiyorsun. Yani flörtlüğün iyi bir dönemden iyi bir şekilde i̇şte gidiyorsa... O sürenin bir de uzun olması var yani. Uzun olmasa ama tamamen çiftlere evlenmeyi düşünmeyen şey. İnsanlar biraz o süreyi uzun tutuyor. Çünkü flört aşaması. Evet. Ya ben çok flört aşamasında kalan bir insan değilim. Hı. Sonuç odaklıyım genelde. Sonuç isterim. Sonuç odaklı olmak güzel. Biraz şey gibisin zaten sen böyle ne istediğini bilen evet. net biri gibi görünüyorsun yani. Hı-hı. Bakacağız tabii yani net misin değil misin? Belirsizlik yok. Ben de netliği seviyorum. Çünkü öyle belki... Öyle olmak gerekiyor. İşte olasılıklar beni çok sıkıyor açıkçası. Sıkılıyorum direkt yani. Bir de aşırı kıskançlık çok sıkıyor. Çünkü ben gerçekten özgür bir kadınım yani. Sen kıskanç biri değilsin anladığım kadarıyla. Kıskancım, akrebim bir kere yani. İkinci adım. Ne oldu? Niye yüzün öyle yaptın? Anlaştığım bir burç ama çok bilmediğim için. Aslan akrep çok anlaşır evet. bu arada. Çok anlamıyorum burçlardan o yüzden. Ama şey kıskançlık benim için ben kendi kendime kıskanıyorum. Öyle söyleyeyim. Belli etmiyoruz. Neden? Belki kıskanılmaktan hoşlanıyorum. Hayır, o geniş geniş de davranmıyorum tabii ki ama yani sürekli işte fotoğraf at, şunu yap, bunu yap gibi. Bunlar bana kıskançlık gelmiyor zaten. Bunlar gerçekten çok saçma şeyler benim için. Dozunda olduğu sürece karşı taraf, burada da güven araya giriyor aslında. Güven zaten benim için en önemli. Benim dediğim maddeler bence araya giriyor. Anlayış, saygı güven. Ve güven. Yani saygı bunlar, özellikle çok önemli gerçekten. Bunlar bence bir ilişkinin en önemli şey. Evet. Bu üçü olduktan sonra dediğin şeyler İlişki zaten yürür. Yürüyor. Bir de bence tutku da diri tutuyor ilişkiyi kesinlikle. Fazlasıyla. O bittiğinde de bitiyor birçok şey yani. Var mı başka sormak istediğin? Yok yani bir sorum yok. Ay süremiz bitti yalnız. Kısa söyledim. Evet ama daha buradasın. Evet. İyi geldin, hoş geldin. Hoş bulduk.
Hoş geldin kardeşim. Evet. Murat ben. Hoş geldin. Hoş geldin. Berke. Memnun oldum. Bat. Musa. Mert. Mertlerin kilenli. Mert. Adaşız. Memnun oldum. Görkem. Memnun oldum. Hoş geldin Ozan. Memnun oldum. İstediğin yere de koy yapayalım. Resmi. Sandalye çekmek ister misin yoksa direkt şuraya da oturabilirsin? Nasıl rahat edersin? Şöyle alabilirim ya. Tamam şöyle geç istersen sana zahmet. Senin hep en büyük problemin ne biliyor musun aşkım? İlk gelen adamı alıyorsun yanına. O adam seninle beraber evi izliyor. Sen onun yanındasın diye garanti görüyor seni. Gözü bir başkasını beğeniyor. Ben öyle düşünmüyorum. Sonra gidiyor. Hayır. Ya bu, burada, bu dışarıda da böyle olmuyor mu zaten? Ya kendi... bir kere oldu daha yani evet. Bu durum kızda. Evet. Tamam dikkat etsin diyorum. Bir kere daha mı? Tamam ben zaten aynı şeyi söylüyorum. Bir tamam, kere oldu zaten bir kere o temkinli adımı zaten attığımı düşünüyorum. Ha, işte. Tamam, yani diyebilirdim ki ay benim şipim olsun. Ben işte elenmek istemiyorum. Şip çünkü sadece şipliler elenmiyor ya mantıken öyle, öyle bir şey de yok aslında. Hayır, aynı şey, şey de yok da. Batla, insanların genel fikri. Sonuçta 18 onunla alakalı yok. Ben o zaman görkemi bütün duvarlarımı indirip yaşığı falan takmayıp görkeme evet derdim ya da Oğuzhan'a evet derdim. Hoşlanabileceğin kızı böyle bir tanımlarsan ne tarz kızlardan hoşlanırsın? Yani şu anda şöyle söyleyeyim hani bunun için kendi tabii ki kriterlerim var. Onları sormak istedim. Aynen. Yani kendi kriterlerime özgün bir şey değil, daha çok karakteristik bir şey arıyorum diyebilirim. Çünkü kriterlere göre hepimiz illaki bir şeyler bulmuşuzdur, zamanında ilişkimiz olmuştur. İstediğimiz gibi gitmediği için buradayız. İstediğimiz gibi istedi zaten hiçbirimiz burada değildik. Kadın adaylardan dikkatini çeken var mıydı böyle? Ya da özellikle ben bu aday için geldiğim dediğim bir aday var mı? Yani biri için gelmedim açıkçası. Kafamda herhangi bir isim de yoktu. Sadece orada görüşürken, konuşurken ufak bir etkileşimim oldu. Buse oldu. Buse? Evet. Bana müsaade arkadaşlar. Neden? Dans ettiniz mi? Göremedik de müzik sesi geldi. Görüntü yok. Dans ettiniz mi? Dans kaldırdın mı? Dansa kaldırdım. Kalktı mı? Kimi kaldırdın bu şey mi? Evet. Kalktı mı? Yanılmamış. Şey dans ettiniz. Evet. Yanılmamış. Bekliyordum zaten. Kanka Aynur'la oh, nasıl? Rahatladım ben. Yani isim olarak şu anda hiçbir aklım yok diyebilirim. Heyecan ister istemez orayacağım ama isimlere çok bile bakmadım. Evet evet. Yani Buse'nin bile ismini bilerek kaldırmadım açıkçası. Yalan söyleyeyim Buse'yi de yeni öğrendim. Şeyler söylendi mi? İşte mesela, tanıma yolu olanlar kimin tanıma yolu var, kim tanışıyor? Vesaire. Yani orada arkadaşlar bahsetti ama inan heyecandan hangi... Evet, hiçbirini hatırlamıyorum. Şöyle koltuğun en sonunda oturan bir gri kıyafetli bir hanımefendi var. Vallahi çok hatırlamıyorum, emin olsun. Yani desem şudur budur tamam, herhangi bir... Ama bir yanımda oturan hanımefendi galiba senin... Bahsetti mi? Benim şipim var dedi, onu biliyorum. Yani şipim Leyla var Leyla diye biri nerede bahsetti o? Mi? Ne söylesem yalan. Çok merak ettim. Eski bir kız var orada. Ben sana bir satış yapayım böyle pem. Abi pembe. yangın yeri. Çok dahil oldu mu bir şeyler sordum. Yani sorular tabii ki oldu. Herkesten geldi mi sorular? Yani mutlaka. Herkesten gelmedi açıkçası. Tanıma yolunda olan bir arkadaşa hiçbir şey sormadı. Biri peki şöyle bir şey var. Tanıma yolunda olan birisini kırmızı odaya çağırıp davet eder misin? Tanıma yolunda olan. Benim olduğum mu sizin olduğunuz mu? Bizim burada bir kızları. Yani şöyle diyelim söyleyeyim. Ki iki kişi tanıma yolunda bir erkek. Daha benim varsa, tanışma yolum var. Tamam. Tanışma yolunda olduğum birisi var. Onu kırmızı odaya davet eder misin? Şimdi ne söylesem yalan olur. Demem desem yaptığım zaman yapmam olabilir diye düşünsem yapmam, mesela yapmam. Direkt yapmam böyle, evet, ama yapmam. Arada kalabilirsin. Evet, karakter yapmam, olarak karakter olarak yapmam okay, ama neyi gösterir hepimiz bilmiyoruz. Anlık belki çok yükseleceksin. Gözü karartacaksın. Yani şöyle söyleyeyim. Burada hepimizin bir tanıma yolunda olduğu insan olacak ister istemez. Yani o çok kesişmemesi gerekiyor. Benim için de böyle. Ama oldu ki elzem bir durum gelişti. İster istemez bu olabiliyor. Yani istemeden de olsa bunu yapabiliyoruz. Biliyoruz. Kırmızı oda hakkın oldun peki? Kırmızı odayı da evet geçtik. Buse'yi çağırdım. Öyle. Var mı başka bir soru? Hoş geldin. Hoş geldin. Memnun oldum. Arkadaşa. Ben şöyle düşünüyorum. Görkem seni orada kaldırdığında sen hiçbir tepki vermedin ve gayet kahkaha atıyorsun. Anladın mı? İndir dedim orada kaçtı. Ama sen buna cilvelenerek ama yaptın. Ama vuruyorum adam böyle arkadaşlar. Hayır böyle yaptım. İndir kolay değil yani. Doğru dışarıda. Ben olsam daha mesela. Dağıldım çünkü konuyuma gitti. Ben olsam mesela. Ama ya ne yapıyor öyle bu adam? Ben burada hep gülen bir kadınım. Bilmiyorum ne kadar bunu anlayacağım. Ben Berke'yle de hiçbir zaman ciddi konuşmadık ki. Onu demiyorum. Hayır. Sen kucaktayken evet güldün. Seni indirdiler. Bir kendine gelip
Sen ne yapıyorsun ya? Evet. Bu sadece bu cümleyi kurman bile yeterli. Ben yeterdi. Şaşırmış olabilirim. Belki sonrasında telefonla evet, bunun hesabını sormuşsundur ama burada kötü gözüküyor. Bu arada evet. Burada hoşuna gitti olarak. Burada hoşuna gitti. Dedim ki keşke o hareketi yapmasaydın Görkem dedim. Çünkü dışarıdan bakınca çok yanlış anlaşılabilir. Ne ki çok tatlı evet. bir görüntüydü sen bence. De çok ben sen tatlı görebilirsin de ben dedim orada senin inmeye çalışman falan çok tatlı bir görüntüydü bence diyor. Dedim ki tatlı görünebilir. Evet tamam baktığın zaman tatlı görünür ama biz şık değiliz, gözükmez. Bir şey değiliz dedim yani. Ve o yüzden keşke bana sorarak yapayım mı böyle bir hamle deseydin. Ben orada zaten sana yap ya da yapma derdim. Ona göre hareket ederdin dedim. Ama dediğim biz bunu gibi zaten sen bu durumdan memnun yani. Gibi gözüktün. Bunu o kritik beni anlamıyorsun. Hayır ben bir şey söyleyeceğim. Ben bana açıklama kritikte tamam, bunu sesli bir şekilde ben sana da güldüm. Ay onu demiyorum sen ya beni ben yanlış anlıyorsun. Ben Oğuzhan'la da Oğuzhan'la dans ederken de hatta ciddi olamayacak biliyorsun. Gülmekten her türlü gülmeceğim. O değil. Tepkini anlayamıyorum. İyi de bir şey diyeceğim. Ama Oğuzhan seni kucaklama ben her şeyi gülerek tepki veriyorum. Sen gel görsel çünkü. Olarak gösterelim sana. Aynen. Şöyle tutup kucakladı. Ay sen sonra böyle yaptın bak. Böyle kucakladı. Evet. Kucağındaydın sonra indin güldün böyle. Ay böyle yaptı beni kaldırdı böyle gibisinden bir tepki var. Ay yaptın böyle güldün. Sen kimsin? Yavaş.